Milattan önce 5. yüzyılda harikalar konusunu ele alan ilk yazar olan antik Yunan yazarı Herodot'tan başlayarak antik dünyanın 7 harikasının hangi yapılar olması gerektiği konusu üzerine düşünülmüştü. Binlerce farklı fikrin ve tartışmanın arasında bu liste milattan önce 2. yüzyılda son haline kavuştu. İşte antik dünyanın 7 harikası. Keops Piramidi. Keops Piramidi, Gize Mezar Kenti'nde bulunan 3 anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır. Milattan önce 2551-2560 yılları civarında yapıldığı sanılan bu anıtsal yapı, antik harikaların içinde günümüze kadar ulaşan tek eserdir. Bu piramidin Mısır firavunu Kufu adına inşa edildiğine inanılır ve yapımının yaklaşık 20 yıl sürdüğü düşünülmektedir. 20. yüzyıl başlarına dek, yani 3800 yıl boyunca hacmi ve kütlesi bakımından dünyadaki en büyük yapı olarak kabul edilmiş ve yükseklik rekoru 4000 yıl boyunca kırılamamıştı. Piramidin dış kısmı normalde taş levhalarla kaplı olsa da bu kaplama tabakası günümüze ulaşamadı. Piramidin nasıl inşa edildiği konusunda onlarca farklı teori olsa da halen daha bu yapının nasıl yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Mısır'ın eski imparatorluk döneminden kaldığı sanılan bu taş eser, doğa koşullarının yıpratıcı etkilerine binlerce yıl karşı koyabilmiş ve gizemleri bir bir ortaya çıkarılmakla birlikte henüz tam olarak anlaşılamamış dev bir eser olarak varlığını sürdürmektedir. Babil'in Asma Bahçeleri. Babil'in Asma Bahçeleri, antik dünyanın 7 arkası arasında yeri kesin olarak bilinmeyen tek yapıdır. Bir efsaneye göre, Asma Bahçeler Yeni Babil Kralı 2. Nebukadnezar tarafından eşi için büyük bir sarayın yanına inşa edilmişti. Çünkü eşi, yeşil tepeleri ve vadileri olan memleketini özlüyordu. Bu, Babilli rahip Berosus tarafından onaylanmış, daha sonra tarihçi Josephus tarafından aktarılmıştır. Babil metinleri bahçelerden bahsetmez ve bu bahçeler hakkında hiçbir arkeolojik kanıt bulunmamıştır. Bunu açıklamak için 3 teori öne sürülür. Birincisi, bunların tamamen mitsel oldukları. İkincisi, Babil'de var oldukları ancak yok edildikleri. Üçüncüsü ise iyi belgelenmiş başka bir bahçeye atıfta bulunulduğudur. Artemis Tapınağı. Artemis Tapınağı, Lidya Kralı Kroisos tarafından başlatılmış 120 senelik bir projenin eseridir. Tanrıça Artemis'e ithaf edilen Artemis Tapınağı, tamamen mermerden inşa edilmiş ve M.Ö. 550 yıllarında tamamlanmıştır. Artemis Tapınağı'nın ihtişamını Filon şöyle tarif eder. Kadim Babililerin kudretli işçiliğini ve Mausolos'un mezarını gördüm. Ama bulutlara doğru yükselen Efes'teki tapınağı gördüğümde diğerlerinin tümü gölgede kalmıştı. Tapınak, Efes bölgesinin ekonomik olarak güçlü bir bölgesinde yer almaktaydı. Tüccarlar ve Anadolu'nun her yerinden yolcular tarafından ziyaret edildiğinden, birçok inanıştan etkilenmiş ve birçok farklı dinden insan için bir inanç sembolü haline gelmişti. Ancak Artemis Tapınağı'ndan geriye yalnızca bir iki mermer parçasından başka bir şey kalmadı. Artemis Tapınağı'nı biraz daha incelemek ve Artemis Tapınağı'nı yakan adam Herostratus'un hikayesini dinlemek için sağ üstten bu konuyu ele aldığım videoma gidebilirsiniz. Zeus Heykeli. Zeus Heykeli, M.Ö. 456 yılında Olimpos Dağı'nda inşa edilen Zeus Tapınağı için Fidias tarafından yapılan ve Tanrı Zeus'u oturur halde betimleyen devasa bir heykeldi. Heykel, altın ve fil dişinden imal edilmiş, Zeus'un oturduğu taht, abonoz ağacından yapılmış, altın, fil dişi ve değerli taşlardan kakmalarla süslü haliyle heykelin kendisinden daha etkileyiciydi. Heykel, Zeus'u sağ elinde zafer tanrıçası Nike'la, sol elinde ise değerli metallerden süslemeler ve bir kartal kakmasıyla bezeli bir asa tutarken betimlemekteydi. Zeus tapınağının içinde bulunan heykel, tapınağa ancak sığabiliyordu. Hatta oturur vaziyette tasvir edilen Zeus, ayağa kalksa tapınağın tavanı yıkılacakmış gibi duruyordu. Heykelin derisi fil dişinden, sakalı, saçları ve elbisesi altındandı. Karanlık bir koridordan geçilerek görülebildiği için parlak fil dişi insanların gözünü alıyor ve derinden etkiliyordu. Olimpiyat oyunları 391 yılında Theodosius tarafından putperestlik gerekçesiyle yasaklanınca Zeus tapınağı da ziyaretten men edildi.
Heykel Atina'nın ileri gelenleri tarafından yeni kurulan Konstantinopolis'e taşındı ve orada da 462 yılındaki büyük yangında yok oldu. Kral Mausolos'un mezarı, Halikarnas Mozolesi. Halikarnas Mozolesi, Kral Mausolos adına karısı ve kız kardeşi Artemisia tarafından Halikarnas'ta yaptırılmıştı. Antik dünyanın yedi arkasından biri sayılan, kolonlarıyla Yunan mimarisini, piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini andırıyordu. Bu öneminden dolayı kendisinden sonra gelen aynı stildeki yapılara da mozole ismi verildi. Latin yazarı Plinius'a göre anıtın yüksekliği 180 İon ayağıydı. Bu da yaklaşık 55 metre, yani 20 katlı bir apartmanın yüksekliği kadardı. Vitruvius, M.Ö. 4. yüzyılın en önemli 4 heykeltıraşının bu yapıda çalıştığını kaydetmiştir. Yapı 1500 yıl ayakta kalmış, ancak sonrasında yıkılmıştı. 1402'de Saint Jean şövalyeleri Bodrum'a geldiklerinde anıtı yıkılmış olarak gördüler. Şövalyeler anıtı taş ocağı olarak kullanmış, tüm taşlarını sökerek Bodrum Kalesi'ni yapmışlardı. İlk tahribat şövalyeler tarafından 1494'te yapılmış, çukurun en derin yerinde bulunan asıl mezar odası o çağda şövalyeler tarafından bulunamadığı için yok olmaktan kurtulmuştu. Kalenin güçlendirilmesine görev alan şövalyelerden La Tourette, 12 basamaklı merdiveni nasıl bulduklarını, mezar odasına giden koridorun iki yanındaki heykelleri ve kabartmaları nasıl önce hayranlıkla seyredip sonra da parçaladıklarını anlatır. Tam mezar odasına girecekleri zaman Paydos borusunun çaldığını, asıl odaya girmeden kaleye döndüklerini, ertesi gün geldiklerinde ise mezar odasının açılmış olduğunu, her yerde parçalanmış halde kıymetli kumaşlar ve altın ziynet eşyaları gördüklerini yazmıştır. Rodos heykeli. Rodos heykeli, antik çağda Rodos adasındaki Rodos şehrinin limanının girişinde bulunan Yunan güneş tanrısı Helios'un heykelidir. M.Ö. 305'te Büyük İskender'in ardırları olan Makedonyalı Antrigonitler Rodos'a saldırmış ve kuşatma bir yıl sürmüştü. M.Ö. 304'te barışın sağlanmasıyla Rodoslular, tanrılara şükranlarını sunmak için bir heykel yaptırmak istediler. Heykeltıraş, Lindoslu Kares'in yaptığı güneş tanrısı Helios simgeleyen heykel, 32 metre yüksekliğinde ve tunçtan yapılmıştı. Yapımı 12 yıl sürmüş ve M.Ö. 282 yılında tamamlanmıştı. Liman girişinde duran heykelin bacaklarının arasından gemilerin geçtiği şeklinde bir söylence olsa da, o zamanların yapım teknikleri ve malzemeleriyle böyle bir heykelin yapılmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir. Heykel, M.Ö. 225 veya 226'daki bir depremde yıkılmış, birkaç asır yan yatmış halde kalmış ve yok olmuştur. İskenderiye Feneri. İskenderiye Feneri, Mısır'ın İskenderiye şehrinde inşa edilmiş, ancak günümüzde bulunmayan dünyanın yedi arkasından biri ve tarihte inşa edilmiş deniz fenerlerinin en yüksek olanıdır. İnşası M.Ö. 285-246 yılları arasında süren fener, bu devletin ilk iki kralı 1. Ptolemaios Soter ve 2. Ptolemaios tarafından Mısır'da İskenderiye limanının karşısındaki Paros adası üzerine yaptırılmıştı. Üç bölümden oluşan fenerin mimarı Tindoslu Sostratus'tur. Kaidesiyle birlikte 135 metre yüksekliğinde olan fener beyaz mermerden yapılmıştı. Tepesinde bulunan tunçtan yapılmış büyük bir ayna 70 kilometre uzaklıktan görülüyor ve limana giren gemilere rehberlik ediyordu. Alt bölümü dikdörtgen şeklinde ve yaklaşık 55 metre yüksekliğindeydi. Orta bölüm yukarıya doğru giden rampası olan bir silindir şeklinde ve yaklaşık 27 metre yüksekliğindeydi. Üst bölümse silindir şeklindeydi ve üzerinde alevin bulunduğu bir odası vardı. İskenderiye Feneri, antik çağın yedi arkası içinde günlük yaşam için kullanılan tek eserdir. Üst kısmı milattan sonra 955 yılında bir deprem ve fırtınada kopmuş, gövde kısmı da 1302'de başka bir depremde yıkılmıştı. 1500 yılında ise bu yapıya ait kalıntılar tamamen yok oldu. Kiminin gücünü, kiminin zenginliğini, kiminin de inancını simgeleyen tarihte iz bırakmış onlarca yapı, durmaksızın akan zaman karşısında aşınmış ve yok olmuştu. Ancak geriye büyük gizemler bıraktılar ve yeni medeniyetler için ilham alınacak eserler.
İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.